Abi bugün sosyal medyadan bize gelen namazla ilgili soruları bir araya topladık. İçinde çok zor sorular da var, seni terleteceğini düşündüğüm sorular da var. Sana kısa kısa sorular soracağım, senden de kısa kısa cevaplar almak isteyeceğim. Beni ikna et abi. abdest diye bir şey var abi. Yani abdest insanlara çok zor geliyor. Özellikle kışın, soğuk havada soğuk suyla yani ayak yıkamak abdestin farzlarından olmasa benim namaza başlayacak arkadaşlarım var. Abi bu konuda bizi ikna et. Hakikaten öyle. Ayak meselesine gelince biraz işler değişebiliyor. Özellikle dışarıdaysan veya ısıtması olmayan bir evdeysen. Ama kafanda mesela bu işi otomatiğe bağlayınca böyle bir üşengeçlik sorunu kalmıyor. Yani bunu bir standarda bağlayınca. Mesela ben akşam namazı girince akşamı kılayım mı kılmayayım mı pazarlığı yok. Bu artık standart olmuş. Hani sabahleyin kalkarken nasıl yüzünü yıkama bir alışkanlık bir standart olmuşsa 40 gün özellikle 5 vakit devam eden bir insanda abdest alma standart oluyor. 1 sene 2 sene de dolarsa eğer tam bir standart haline geliyor. Yani şey olmuyor. Namaz kılmama nedenin abdestin sana zor gelmesi olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sabah namazının 2 rekatı dünya dünya ve içindekilerden hayırlıdır diyor. Sen de yapacağın şey karşılığında alacağın mükafatı düşündüğünde üşengeçlik gidiyor. Mesela ben sana desem ki 40 gün boyunca sen vücut geliştirme yapacağız. Sen de vücut geliştirmeyi sevmeyen bir adamsın. Dersin ki ya abi kusura bakma ben bunu yapmak istemiyorum dersin değil mi? Ama desem ki 40 gün boyunca bunu yapınca bak şıngır 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 Ferrari'nin anahtarını bırakıyorum önüne. Yapar mısın? Şimdi yaparım. Daha önce ne yapmıyordun şimdi yapıyorsun? Mükafatı düşündüğünde diyorsun ki ya bu bedel çok ucuz bir bedel. E ben de soruyorum sana. Sonsuz bir cennet karşılığında günde bir saat namaz kılmak veya onun abdestini almak üşenilecek bir şey mi? Abi iyi de insanda üşenmenin sınırı yok ki. Şöyle bir şey duydum. Adam duş alıyor ama gusül abdesti almaya üşeniyor. Yani nedir değil mi? yani? Duş alıyorsun, ne yapacaksın? Ağzına burnuna su aldın. E, tamam bitti değil mi? Ama işte ya bu şeytanın ispatı ya. Yani niye üşeniyorsun? Üşendiği için de bu soruyu soran muhtemelen birçok defa almıyor. Yani giriyor, duş alıyor, gusül abdestsiz bir şekilde çıkıyor. Şeytanın varlığının ispatı. Mesela gusül abdesti konusunda bu üşen üşengeçlik çok olmuyor mesela değil mi? Bak namaz abdestine üşeniyorsun. Bu sünnet abdestine niye üşenmiyorsun biliyor musun? Onun karşılığındaki cezayı düşündüğünde bir caydırıcılık geliyor. Demek ki üşengeçliğimizi almanın yöntemine mükafatı düşünmek bir de onun cezasını düşünmek. Bu da mesela güzel bir tespiti yani gusül abdestinde bu işin olmaması. Peki gusül abdesti almamak bir vebal de namazını kılmamak bir vebal değil mi? Yani gusül abdesti işte cehenneme götürebilir beni. Namaz cehenneme götürmez mi? Hayır ikisi de çok sıkıntılı ameller. Bunları düşündüğümüzde bu üşengeçlik gidecektir Allah'ın izniyle. Abi namazla ilgili en çok zorlanılan konu şu. Namaz bir seferlik bir ibadet değil. Sürekli yapmak zorunda olduğumuz bitmeyen, tatili olmayan bir ibadet. Her gün birkaç saat arayla yapman gereken bir ibadet olduğu için insanda zorlanıyor ne diyorsun Evet insan düşündüğü zaman yani hiç bitmeyecek yani. Bitmeyecek ne demek? 1 milyon sene gibi geliyor ama öyle değil. Eninde sonunda bitecek. Daha sonra cennet, cehennem artık ahiret başlıyor. Orada namaz, böyle bir farz, böyle bir mecburiyetin yok. Demek ki bitmeyecek bir şey değil. Bir de sonsuz hayata kıyasladığın zaman bu hayatta geçirmiş olduğun 40 sene namaz kılma meşakkati sonsuz hayata kıyaslandığı zaman çok basit bir şey kalıyor. Parmağını şöyle ufacık bir şeye dokunmak kadar basit bir şey kalıyor. Sonsuz hayatta alacağın mükafata kıyasla. Sen mesela 20 yaşında işe İşe gireceksin. 50 sene boyunca çalışacaksın. Peki günde kaç saat çalışacaksın? 12 saat. Günde 12 saat her gün bitmeyecek, bitmeyecek, bitmeyecek gibi geliyor. Peki neticesinde ne alıyorsun? 5 bin lira, 6 bin lira bir maaş alıyorsun. Peki ne yapacaksın? Her gün 12 saat harcayacaksın. Bak sonsuz bir cennet var. Rabbimiz sadece bir saatini istiyor. Sen ki 12 saat çalışıp 5 bin lira para alacak adam sonsuz bir cennet varken bir saatini vermemek hiç mantıklı gelir mi insana? Yani kısacası bu bitmeyecek bir şey değil. Bitecek bitince de çok güzel bir alem başlayacak. Abi tamam beni ikna ettin. Ama şimdi gelelim sabah namazına. Abi sabah namazı diye ayrı bir zorluk var. Yani ikindi yine gün içinde akşam yatsı yatmadan önce ama sabah namazına uyanmak diye bir terim var. Bu konuda ne diyeceksin abi? Aslında bununla ilgili çok pratik bir yöntem var ama herkese gider mi bilmiyorum. Hani böyle ekonomi videolarında oluyor yatırım tavsiyesi değildir diye bir uyarı yapıp adam video giriyor ya. Bunda da uygun görenler bu yöntemi uygulasınlar. Yatmadan önce şöyle yarım litre gibi veya bir litreye yakın bir su içiyorsun kardeşim. Öyle bir öyle bir kalkıyorsun ki sabah hatta teheccüde falan da kalkabilirsin yani. Ya bunlar tabii böyle çok pratik yöntemler. Manevi yöntem hani imanının güçlü olması en büyük etkendir. Yani bir insan imanını güçlendirecek eserler okursa, ibadet ederse tabii kalkma oranı manevi olarak çok güçlenir. İkinci pratik yöntemimiz de şu. Alarm kuran arkadaşlar genelde şöyle yapıyorlar. İşte sabah namazına kalkmam lazım. Kaç tane kurayım? 7 tane kurayım. 7 tane kurmak bir avantaj olmayabilir. Neden? Beyin artık onu duymamaya başlıyor. Özellikle uykusu çok ağır olan arkadaşlar. Çalıyor çalıyor duymuyor artık onu. Unutmuş, silmiş. Ya yani şunu yapabilirsin. Elinin yetişmeyeceği kadar uzak, sesini duyamayacağın kadar da çok uzak değil. Ortalarda bir yere koyacaksın. Koydun mu üzerine de böyle kitap gibi bir şey olursa yani o an böyle beyni oyalayacak bir şey olursa o uyanma daha hızlı gerçekleşiyor. Yani evde sizi kaldıracak birisi yoksa ve asla uyanamıyorsanız ben şunu tavsiye ediyorum. Yine çok sıra dışı bir yöntem olacak belki ama sabah namazının çıkmasına çok az vakit kala bir tane alarm kurmak ikinci değil. Niye? Çünkü beyin o sesi duyduğu zaman sabah aslında çalışıyor, motor çalışıyor orada. O beyin o sesi duyduğu zaman şunu düşünecek. Az bir vakit kaldı ve alarm bir daha çalmayacak. Çünkü bizi o düğmeye basıp o snooze düğmesine bastıran şey ne? E bir daha çalacak, bir daha çaldığında kalkarım. Ama şimdi ne oldu? Snooze'a basarsan vakit çıkmış olacak zaten. Alarm ikinci kez çalacak mı çalmayacak. İşte beyin bütün bunları düşünüyor. Hani şey değil. Ya ben vallahi duymuyorum ya. Alarmın sesini abi vallahi duymuyorum. Kardeşim duyuyorsun da aslında beyin de orada uyanıyor ama erteliyorsun ve sonra onu unutuyorsun. Uyandığını unutuyorsun aslında. Abi bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela sabah namazında uyanamayan insanlarda şöyle bir algı da oluşabiliyor. Ya tamam ben ha dört vakit kılmış Ha üç vakit yani beş vakit olmadıktan sonra bu işi yapma ben beş vakit namaz kılıyorum de ya da hiç kılma. Hani o beş vakit kılmamanın motivasyonsuzluğu insanı biraz etkileyebiliyor. Burada şöyle bir mantık oluyor ya battı balık yan gider mantığı oluyor ama bunun İslam'da bir karşılığı yok unutmak veya uyuya kalmak mazeret olarak kabul ediliyor dinimizde. Yani sen mesela ikindi namazı girdi, akşam namazını ezanını duydun. Arada ikindiyi kılmadın, unuttum. Hemen kazasını yapabiliyorsun. Çünkü burada bir kasıt yok. Gerçekten unutmuşsun. Sabah namazında da eğer gerekli tedbirleri alıyorsan, işte alarmını kuruyorsan veya evinde arkadaşın var, beni uyandır diyorsan ve buna rağmen uyanamıyorsan bu da mazeret olarak kabul ediliyor fıkıh âlimlerimize göre. Yapman gereken şey şu. Uyandın, baktın sabah namazı kaçmış. İşte o keraat vaktinin çıkması gerekiyor. Güneş doğdu sonra. Mesela baktın saat 10 olmuş, 11 olmuş. Hemen sabah namazının kazasını yapıyorsun. Hatta sünnetinin de kazasını yapabilirsin. Bu Allah'ın izniyle bu kaza kabul oluyor. Bu hani benim görüşüm olsa salla ama bu fıkıh alimlerimizin görüşü olduğu için herhangi bir problem yok. Hatta bunu hadis-i şerifle de destekleyelim. Buhari kaynaklı bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim bir namazını uyku sebebiyle kılmaz veyahut unutur da kılmazsa hatırladığı zaman hatırladığı o namazını kılsın. O vakit kaçırdığı namazın vaktidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifte de Ebu Kate'de anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyku sebebiyle namazını kılamadıklarından şikayet eden insanlara şöyle buyuruyor. Uyku ihmal sebebi değildir. İhmal ancak uyanıklık halinde olandır. Sizden biri namazını unutur yahut uyku sebebiyle kılmazsa hatırladığı zaman kılsın diyor. Buhari kaynaklı bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani içimiz rahat etsin kardeşim. Abi bir de şöyle bir düşünce olabiliyor. Yani ben çok günahkarım abi. Ben Allah'a karşı bir sürü hata yapıyorum hayatımda. Bir de bana namaz kıl diyorsun. Yani ben biraz önce günaha girdim. Allah'a karşı bir yanlış yaptım. Şimdi huzuruna çık diyorsun. Ben Allah'ın huzuruna nasıl çıkayım günahlarım varken? Ben Allah'ın karşısına çıkmaya layık değilim diye düşünüyorum. Layık değilim. Acaba ne yaparsan Allah'ın huzuruna çıkmaya layık oluruz Hangimiz layık olabiliriz? Bence bu doğru bir soru değil. Ya Eğer günahlarımızı bir gün bitirip namaza başlayacaksak hiç kimse namaza başlamayacak. Çünkü biz hatadan hale değiliz. Peygamber miyiz? Değiliz. O zaman hep şöyle olacak. Yani hayatında bir takım günahlar varken aynı zamanda namaz olacak. Yani gıybet ettin mesela az önce. Beyler az önce ben gıybet ettim de siz durun namaza ben kılmayacağım gibi bir çıkmaza giriyor. Yani sen günahkar bir Müslüman ama aynı zamanda namaz kılan bir Müslüman olacaksın. Peki tamam da abi bu ikiyüzlülük olmuyor mu? E şöyle düşün. Allah'ın katına çıkan iki kişiyi düşünelim. Hem günahlara girmiş, haramlara girmiş hem de büyük bir günah olan namazı kılmamış. Beş vakit namazı kılmamış. Bu mu daha iyi? Günahlara girmiş ama namazını da kılmış birisi olarak çıkmak mı daha iyi? Müslim kaynaklı bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Yani insanın tabiatında bir hata yapma var. Allah ne istiyor? Hata yaptıktan sonra tövbe et. Yani yere düşmek biraz tabi bir şey. Yere düştükten sonra ayağa kalkıp devam etme gayreti var ya, işte Allah bizden onu istiyor. E silin bütün kılmış olduğu namazların hepsini. Günaha girdi. Değil. Sevapların var, günahların var. Eğer hayatından çıkartamadığın günahlar varsa kafanın şöyle çalışması gerekiyor. Ya madem hayatımdan çıkartamıyorum bu günahları, bari artı olarak çok basayım ki bunlar iyice aşırı aşağıda kalsın diye bu mantıkta bir düşünmek lazım. Eğer hayatından günahlarımı asla çıkartamıyorum diyorsan. Peki abi mesela sen nasıl başladın? Sen bir anda bütün günahları, bir şeyleri fark ettiğin anda tak hepsini kesip bütün namazları, ibadetleri anında mı yükledin? Ya tabii bu bir süreç. Hani ben Ege Üniversitesi'nde okuyorum. 20'li yaşlardayım ve çok hızlı bir hayatım var. Böyle bir ortamdayken namaza başladığın zaman arkadaş grubunda hiçbirisi namaz kılmıyordu. İşte Allah'ın o hidayeti nasip edeceği zaman aklıma şu cümle geldi. İşte 40 gün namaz kılan bırakamaz diye bir cümle duymuştum. Benim de böyle içimden gelmişti. Gerçekten dünyanın çok böyle ciddi bir boşluğa gittiğini, hiçbir şeyin fayda vermediğini, tamamen bir emanetçi olduğumuzu, sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin aslında sahibi olmadığımızı anladım. Sonra tabii namaza başlayınca baktım ki ulan hala bazı günahlar devam ediyor. Hayatımdan çıkartamıyorum. Günah mı bırakayım, namazı mı bırakayım derken dedim ki ben namaza devam edeyim. Namaz diğerlerine bir bir hayatımdan çıkartır diye düşündüm. Ve çok enteresan bir şekilde benim bırakmak istediğim günahlar ayağıma gelmeye başladı. Sonra o Ankebüt suresinde geçen o 45. ayetteki mana elhamdülillah tecelli etti. Diyor ki Rabbimiz orada muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar diyor. Yani irtibatı kopar mı? Abi şimdi tabii çok güzel anlatıyorsun ama bazı yerlerde bu işler daha zor oluyor. Mesela arkadaşlar çoğu okuyor veya çalışıyor. Bazı iş yerlerinde ya da birçok okulda namaz kılmak burada medrese hayatındaki gibi kolay olmuyor. Abi bu arkadaşlar böyle zor durumlarda kaldıkları zaman kazaya bıraksalar oluyor mu? Olmuyor. <gülüyor> Bitti. Şimdi <laughs> diğer soruya geçelim. Peki abi, kainat... Dur, dur. Buna bir cevap verelim. <laughs> ya ben gerçekten kılmak istiyorum ama okul iş falan bunlar zor oluyor, çekiniyorum diyen arkadaşlara ben pazar günü testi yapıyorum. Yani tamam hafta içi çalışıyorsun, okula gidiyorsun da pazar günü bomboşsun. Eğer pazar günü de kılmıyorsan şeytan bir kandırıyor olabilir mi diye bir düşünmen lazım. Ya şöyle düşün, neden çekiniyorsun? Yani biri sana ya işte namaza mı kılıyor, kılıyorum? Ya sen ehli dünyayken geçmiş hayatında girdiğin o günahlara, belki karşı cinsle olan bir tanışma, el ele tutuşma e bunlara girerken hani utanmayıp da namaza geldiği zaman, dine geldiği zaman utanmak bir mümine yakışır mı? Ya kaldı ki hangi işte olursan ol, ya ben bir tuvalete gideceğim dediğinde ''Dur tuvalete gidemezsin, yasak bizde, mesaiden düşerim.'' filan böyle bir şey yok. Tuvalet kaç dakikadır? 10 dakikadır, 15 dakikadır. Sen de gidersin, abdesti gezersin, onun gözüne batmasın diye, kılarsın namazını. Çok daha sıkıysa farzını kılarsın. Kazaya bırakmak diye bir dünya yok. Yapmak istemiyorsan, mutlaka bir mazeretini bulursun. Yapmak istiyorsan da mutlaka bir yolunu bulursun. Abi bir de şöyle oluyor. Bazı insanlar namaza çok defa başlayıp başarısız olmuş olabiliyor. Mesela 20 defa namaza başlamayı denemiş birini artık belli bir süre sonra kendine olan inancını yitirebiliyor. Abi ben denedim olmadı, denedim olmadı. Farklı bir motivasyon hissetmesi gerektiğini düşünen insanlar var. Bunlar için ne söyleyeceksin abi? Yani daha önce 19 kez başlamış ve 19 kez bırakmış birisi 20. kez başlayacağında şöyle düşünüyor. 19 da hep böyle oldu. Şimdi de böyle olacak diye düşünüyor. Bunun için çok güzel, kesin işe yarayan bir yöntemim var. Ben bunu kendine akıntıya bırakmak diyorum. Çok böyle debisi kuvvetli bir akıntı düşünelim tamam mı? Bir akarsu böyle. Şimdi hani sağa sola gidemeyeceğin, yüzemeyeceğin kadar kuvvetli. Ve bunun cennete aktığını düşünelim. Sen kendini bu suya bıraktığın zaman sağda solda günah gibi şeyler olduğunu düşünelim. Akıntı seni otomatikman cennete götürecektir Allah'ın izniyle değil mi? Bu nedir? Bu akıntı işte sağlam arkadaşlar, dindar arkadaşlar, Allah yoluna götüren arkadaşlar akıntısıdır bu. Yani şu anda telefon rehberine, Whatsapp'ına girdiğin zaman şöyle bir 20 kişiye bir bak. 20 kişi namazında, takvasında, ibadetinde insanlarsa seni mutlaka güzel bir yere akmana vesile olacaktır. Çünkü debi çok güçlü. Ama baktığın zaman ehli dünyaysa seninle iletişimde olan arkadaşların ve bu nehir cehenneme akıyorsa seni yani akıntı çok kuvvetli olduğu için sağda solda bu sefer namaz var. Oraya git eğitimine engel olacaktır. Yapacak en güçlü şey şöyle telefon rehberinde de seni hayra davet eden arkadaşlarla olan görüşmelerini çoğaltırsan eğer ne olacak? Seni güzel bir yere götürecek. Bir de şey yaparsın böyle 5-6 tane namaz kılan arkadaşınla birlikte bir WhatsApp grubu kurup raporlama. İşte bugün 5 vakit kıldım elhamdülillah. Kıldın mı Ahmet? Kıldın mı Mehmet? diye etrafında bir mahalle baskısı oluşturursan bu işi çözmek çok daha kolay oluyor Allah'ın izniyle. Bazı hanımlarda şöyle bir problem yaşıyor. Tesettürsüzüm yani tesettür gibi bir şey yapmıyorsam namaza da layık değilim. Ben namazı kılmamalıyım gibi bir düşünce de olabiliyor. Bu konuda ne söylemek istersin? Aslında uygulamada hani tam olarak böyle değil. Bir gün hani annem mescide gidip gelmişti. Bir AVM olabilir. Oğlum hani tesettürsüz olup çok namaz kılan var biliyor musun? İşte geliyorlar çantalarından çıkartıyorlar namaz elbiselerini. Ben de onları işte görünce böyle maşallah var. annem böyle kendinden geçiyor. Çok tebrik ediyor onları. Ve devam etti sözünü dedi ki tesettürlü olup da çok da namaz kılmayan da var dedi. Ha doğru mu yanlış mı? Şimdi tesettürsüz olmak tabii ki doğru değil. Tesettürlü olmak farzdır. Ama şu da doğru değil. Madem tesettürüm yok, namazlarım geçersizdir. Böyle bir şey yok. Hiçbir İslam alimi böyle bir iddiada bulunmamışlar. Senin namazların vardır. Bunlardan dolayı farz borcunu ödemiş olursun. Senin tesettürsüzlüğün vardır. Bundan dolayı bir günahın vardır. Allah'tan af dilersin. Tesettüre girmeye çalışırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani hepimizde amel noktasında bu tarz şeyler var. Şöyle düşün. 220 hızla gidiyorsun. Polis gördü seni. Hop çevirdi kenara. Kemerin takılı değil. Hız sınırını aşmışsın. Polis dedi ki niye 220 ile gidiyorsun dedi. Sen de dedin ki ya ben emniyet kemerini takmıyorum. E madem bir kurala uymuyorum. Hiçbir kuralda uyumayayım ben böyle düşündüm der misin? Demezsin en azından bir emniyet cezasından, emniyet kemeri cezasından yırtmak istersin değil mi? Bunda da evet hatalarımız olabilir ama hiçbir şekilde bu namaza engel değil. Hayatımıza namaz girince diğer ibadetlerimize şekilleneceği için tesettürsüz bile olsak namazda tabi tesettüre girmek şartıyla namazlarımıza mutlaka devam etmek zorundayız. İnşallah o namaz da zamanla o tesettüre vesile olacaktır. Bu arada böyle namaza başlayıp bunu bir düzene oturtmak isteyen arkadaşlar için de 5'te 5 namaz diye bir uygulamamız var. Onu da App Store'dan veya Play Store'dan indirip ücretsiz, reklamsız bir uygulama. Mutlaka eğer devamlılığı sağlamak istiyorsa kardeşlerimiz de onu indirsinler inşallah. Abi tamam söylediklerin doğru ama nefsim hala tam ikna olmadı. Beni harekete geçirecek bir şeyler söyleyebilir misin? Ya şöyle bir bak hayatına bir bak. Neden nefes alıyorsun bu dünyada? Neden yaşıyorsun? Hayatının amacını Yani bir gayem var değil mi? Amacın ne? İşte liseyi bitirmek, üniversiteyi bitireceğim. Tamam sonra iyi bir meslek sahibi olacağım, iyi para kazanacağım. Tamam sonra hani amacın ne? Bu dediklerinin hepsi bir araç. Gideceğin yer neresi? Bana gittiğin yolu tarif etme. Amacın ne? İşte evlenmek, çocuk sahibi olmak, büyütmek, torun sahibi olmak. Ya bu mu insanın amacı bu mu ya? Hani bir iş görüşmelerinde sorarlar ya 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz beyefendi? Bence hala ikna olmayan bir arkadaş kendine şu soruyu sorsun. 100 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Düşün gerçekten düşün. Şey yapma hani başkasına konuşuyorum. Sen de yandan dinliyor gibi değil. Gerçekten bir düşün. 100 sene sonra neredesin? 100 sene sonra toprağın altındasın. İstisnası yok. E ne yapacaksın? Nereye gidiyor? Yani Müslüman mısın? Evet Müslümanım. E dinin en katı emri nedir? Namaz. Niye kılmadın? Ya gittin çalıştın girdin 12 saat günde çalıştın aldın 5 bin lira 6 bin lira. Patrona ciğerini sattın. 12 saat boyunca aksatmadan çalıştın. Namaz kılmaktan çok daha fazla meşakkatli işler yaptın. Ne için? Para için. 5 bin lira için. Rabbin de sonsuz bir cennet veriyor sana ya. Sonsuz bir cennet veriyor. Çok zor bir şey de istemiyor. Bir saat namaz kılmak istiyor. Namaz kılmak da böyle acı çektiğin, kıvrandığın, sırtında yük taşıdığın bir şey değil. İnsanlar gidiyor meditasyona para veriyorlar. Ruh dinginliği için. O huzur için. Namaz sana dünyada da bir dinginlik, bir huzuru, kalp veriyor. Dünyada da seni mutlu ediyor. Ve sonsuz bir cennetin de vesilesi olacak. O namaz elinde bir bilet olacak. Mantıklı ise devam et. 12 saat çalışacağım ben. 5000 lira paramı alırım. Sonsuz bir cennet var. 1 saat namaz kılmıyorum. Ezan okunuyor mesela Hayralesaleh diyor. Allah haydi namazı seni davet ediyor. Sen gitmemekle gelmiyorum Allah'ım senin huzuruna gelmiyorum diyorsun. Ha, ağzınla bunu demiyorsun ama fiiliyatınla gitmeyerek aynen bunu söylüyorsun. Allah'ım senin huzuruna gelmek istemiyorum. içimden gelmiyor. Ben patrona ciğerimi satarım, alırım paramı 5000 lirayı, ben bakarım işime. Senin huzurun, sonsuz cennet, ben işin bu kısmıyla ilgilenmiyorum demek oluyor. Hal dilimizde bunu söylemiş oluyoruz. Ya bir elini vicdanına bir koy. Bu kadar zor bir şey mi senden istenilen? Etrafında şöyle namaz kılan insanlara bak. Pişmanlar mı? Sor. Bir tanesi ben pişmanım namaz kıldığım için 5 senedir namaz kılıyorum diyorsa başlama namazı. Ama hepsi elhamdülillah hayatımın en güzel şeyidir benim namaza başlamak değil. Bunu söyleyecekler sana. Daha neyin pazarlığını yapıyorsun ya? İşte askere gideyim geleyim, evleneyim hayatım düzene girsin. Ya tamam olacağım da şu anda iş ortama müsait değil, okul ortama müsait değil. Ya bütün amaları, bütün fakatları al hepsini ayağının dibinde ez, çöpe at. Bütün bu amalar, fakatlar şeytandan boş ver ya. Al şöyle ellerini kaldır şöyle. Allahu Ekber de dünyayı bütün elinin tersini bütün dünyayı geriye at. Allahu Ekber de Rabbim senin huzuruna geldim Allah'ım de. Allah'ım namazsız geçen yıllarımın tövbesini yapmaya geldim. Senin huzuruna geldim Allah'ım de. Şöyle ellerini bağla sımsıkı sarılır gibi böyle ellerini bağla. At seccadeyi. Hiçbir şeyi kaybetmeyeceksin. Sonsuz bir cenneti kazanacaksın inşallah. Pazarlık yapmaya gerek yok. Şu şöyle olur mu böyle olur mu? Ya Allah'la pazarlık yapılır mı ya? Pazarlık yapılır mı? Allah emrettiyse o yapılır ya. Şeytanın oyunu olduğunu bunu anlamıyor musun? Bak mezarlığa, mezarlıklar erteleyenlerle dolu. Hayatın düzene girsin, ''Vallahi namaza başlayacağım.'' diyenlerle dolu. ''İş ortamı müsait değil, o yüzden kazayı bırakıyorum.'' diyenlerle dolu. Yüz binlerce, milyonlarca pişmanlıkla dolu mezaristan varken ve bunlar erteleye erteleye belki de şu anda kabirde azap çekerken, önünde bu kadar nasihat eden ölü varken insanın hala erteleyeceğim demesi çok saçma. Hemen bu biter bitmez. Bismillah diyeceksin. Atacaksın seccadeyi. Allah'ım huzuruna geldim. Bütün amalar, fakatlar, şöyleler bunlar bitti. Ben senin artık huzurundayım deyip bir Bismillah demek lazım. Seccadeyi atmak lazım kardeşim.